Isparta'da kaybolan ve evinden 20 kilometre uzakta Burdur'da ölü bulunan Gülsüm Doğan'la ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlanmadı. Ancak akli dengesi yerinde olmayan genç kadının maaşı için bakım evinden kaçırıldığı ve sahip çıkılmadığı iddiası ortaya atıldı. Kardeşi ise ölen kadın için toprak davasını öne sürüp halasını suçladı. Bu insanları köyde dahi istemiyorlardı. Engelli oldukları için, sağa sola sataştıkları diye tabir ediyor onlar için. Kimse açıkçası sahip de çıkmadı. Şimdi yalan yanlış sözde sahip çıkan hala var orta yerde, konuşuyor. Isparta'da kaybolduktan 13 gün sonra Burdur'da ölü bulunan Gülsüm Doğan'ın kardeşi konuştu. Yunus Doğan halasını suçladı. Ben evinden gece 2'de kaçırmış. Kim? Abileri. Tamam işte, yani sosyal hizmetler almak istemiyor değil yani, verilmek istenmiyor. Evet, verilmek istenmedi. Verilmek istenmedi ha. Yani 13 yıldır bize gelip sahip çıkmayan sözde hala geldi. Sanki öyle bir masumiyetle sahip çıkıyormuş gibi. Öyle bir hani ilgileniyormuş gibi. Yeğenim arıyorum, şudur budur aradı. Bilmem ne yaptı. Sözde aradı ama onun hiçbir katkısı olmadı. Gülsüm Doğan'ın dilendirildiği, maaşı için bakım evinden kaçırıldığı gibi iddialar var. Müge Anlı'ya çıkan halası, genç kadına sahip çıkılmadığı için kardeşini suçladı. Ablacığım, biz 6 gündür, 7 gündür uyku uyumuyoruz. Biz daha beter arıyoruz. Daha gününü bilmiyorum çocuğum, kayıp gününü bilmiyorum. 8-9 gün, niye 6 günü? Alzheimer hastası anne Ayşe Doğan'sa halen evladının yaşadığını zannediyor. Ben evladıma bakarım, evladım buraya gelsin diye tekrar tekrar dile getiriyor anne şu anda. Ay kıyamam ben ona ya. Bir görelim tamam, teyzemizi tamam. De. Allah. İş etmedim abi evladım da iş etti valla. Yollamadım, iş etmedim. Canımı abi evladım sıkıştırıyor. Alı gel evladım. Onu iş eder. Kardeşi Yunus Doğan'ın toprak davasını öne sürmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Halam sırf eskiden kalma bir toprak davası için 3 kuruşluk toprak dersiniz tabiri caizle. Onun için yalan yanlış konuşuldu, iftiralar açıldı kardeşime. Şimdi biz cenazesi var, cenazesini götürüyoruz kardeşimizin. Gülsüm Doğan kaybolduktan 13 gün sonra Burdur'un Ağlasun ilçesindeki ormanlık alanda bulunmuş, herhangi bir cinayet şüphesi tespit edilmemişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yani elindeki bohçayı açmış, onunla beraber kendisine bir orada yatak yapmış, yatmış, bir daha da kalkamamış.